kadar uzun sürdü? İfade yeni bitti. Elim yüzümü yıkamaya gittim. Sakin ol. Bu kadar korkacağını bilsem gitmezdim. Kafamın içindeki sesleri susturamıyorum. Ya orada sana bir şey olsaydı? Dur bir dakika. Senden hislerimi saklamayacağım. Ben de çok korktum. Şükür sana bir şey olmadı, yanımdasın. Allah'ıma şükürler olsun. Hala anlamıyorum. Nasıl oldu? Kim yaptı böyle bir şey? Bu çok büyük bir kötülük, çok fazla. Biliyorum. Her kim yaptıysa ona dünyayı dar edeceğim. Pişman olacak bunu yaptığını. Sen sandın. Bütün yol konuştum. Sonra gerçekten seninle konuşunca elim ayağım kesildi. Korku filmi gibiydi. Yapma böyle. Bunları düşünüp daha fazla üzme kendini. Yapamıyorum. Nasıl olacak? Ben telefonları nasıl açacağım? Gerçekten senin olduğunu nasıl anlayacağım? Orhun Bey. Geldim efendim. İfade tamam mı? Tamam efendim. Hastaneye Perihan Hanım'ın yanına git. Bir gelişme olursa beni haberdar et. Anlaşıldı efendim. Söyle istedim. Nardanem. Bundan sonra seni her aradığımda Nardanem diyeceğim. Sen de arayanın ben olduğumu anlayacaksın. Olur mu? Bu ikimiz arasında bir sır. Şifre olsun. Anlaştık mı Nardanem? Hala ısınmadı. Korkum geçse ısınır belki ama geçmiyor ki. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Zor bir gün. Ama biraz sabırlı olmak zorundayız. Hakkında dava açılacakmış. Avukat öyle söyledi. Avukat başka şeyler de söyledi. İyi şeyler. Ama sen onları duymadın sanırım. Yapma ne olur. Ben üzülmeyeyim diye rahat davrandığının farkındayım. Polisler seni elinde silahla görmüş. Perihan Hanım'ın vurulduğu silahın üstünde senin parmak izlerin var. Bu basit bir durum değil ki. Basit demiyorum zaten. Evet, sıkıntılı bir durum. Ama suçsuz olduğumu ispatlayabilecek çok şey var. Ya ispatlayamazsak? O zaman ne olacak? Ben sensiz yaşayamam ki. Yaşamayacaksın zaten. Buna izin verme. Şimdi beni dinle. Kaçan adam. Onu bulduklarında her şey ortaya çıkacak.
Sonra Perihan Hanım da kendine gelecek. O da kendisini vuranın ben olmadığımı söyleyecek. Biz ayrı kalmayacağız. Orhun! Neler oldu oğlum? İyi misin? Bir şeyin yok ya. İyiyim. Endişe edecek bir durum yok. Yeri de iyi. Neler oldu peki? Perihan da yaralıymış. Evet, oraya gittiğimde vurulmuştu. Sen neden oradaydın? Biri Hira'ya tuzak kurmuş. Ben de onun peşinden gittim. Uzun hikaye. Detaylarını sonra anlatırım. Biri bitiyor, öbürü başlıyor. Senin olduğun her yerde bela var. Kaos var. Anne! Yıldım oğlum. Sana bir şey olacak diye elim yüreğimde geziyorum. Sebebi de belli. Yanlış düşünüp yanlış konuşuyorsun. Şimdi bunları tartışmanın sırası değil. Avukatlar nerede? Hepsi işlerinin başındalar. Herkes çalışıyor. Bizim avukatlar olmuyorsa başka avukatlar bulalım. Burada bekleyecek miyiz böyle? Herkes işini yapıyor zaten anne. Sakin ol biraz. Nerede kaldınız? Neden bizi bekletiyorsunuz boş yere? Özür diliyorum hanımefendi. Anca bir sonuç elde edebildik. Şimdilik haberler iyi. Tutuksuz yargılanacaksınız Orhun Bey. Çok şükür. Siber Suçlar Bürosu sizin ve eşinizin telefonlarını inceleyecek. Olay örgüsüne bakınca ortada bir kumpas olduğu aşikar. Ama tüm oklar sizi gösteriyor. Bu okları da oğlumun üzerinden çekmek sizin ve ekibinizin görevi. Bu noktada Perihan Hanım'ın ifadesi çok önemli. Ben de tam onu söyleyecektim. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Siz de eve gidebilirsiniz. Bir gelişme olursa arayacağım. Orhun, neler olmuş böyle? Ben duyar duymaz koşup geldim. İyi misin? Nasılsınız? Bana kalırsa yeni öğrenmedin Nifa. Çok daha önceden haberim vardı senin. Ne demek oluyor bunlar anne? Anne. Neva'nın Perihan'la konuştuğunu duydum. Afife Hanım, pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Pişman olacak hiçbir şey yok. Perihan'la konuşuyordun. Yakaladım seni.
senin de bu işin içinde olduğuna eminim. Ben hiçbir işin içinde değilim Orhun. Evet, ben Perihan'la konuştum ama gidip ona teslim olması gerektiğini söyledim, bu kadar. Yakalandığını anlayınca da lafı çevirdi. Perihan'la ilgili her şeyi biliyor. Anlat Neva. Ne biliyorsun? Senin bu işin içindeki rolün ne? Orhun, benim sana verdiğim değeri sen biliyorsun. Ben sana karşı böyle duygular beslerken sana zarar verebilir miyim sence? Afife Hanım beni suçluyor. Çünkü asıl ben onun hakkında çok şey biliyorum. Bunları söylememden korkuyor. Sakın! Artık bunu hak ettiniz Afife Hanım. Ben konağa ilk geldiğim günlerde beni kaçırtan kendisiydi. Ama çok daha fazlasını yaptı. O arabayı kurşunlatan annen de Orhun. İşte bunları söylememden korkuyor. Annen de biliyordu sana olan zaafımı. Kullandı beni. Kes sesini! Artık çok geç Afife Hanım. Siz bunların hepsini hak ettiniz. O arabayı neden kurşunlattı Orhun biliyor musun? Ortak olmamızı sağlayabilmek için çünkü. İkimizi yakınlaştırıp Hira ile aranızı bozmak istedi. Beni gözden çıkardı. Kullanamayacağını anladıysa bir suçluyor şu anda beni. Orhun, benim tek suçum seni sevmekti. Annemin kurbanı oldum ben. Yılansın sen. Şeytan! Yeter! Orhun, bak o meselede... Anne yeter dedim. İkiniz de derhal buradan gidin. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Dua edin. Şimdi ne yeri, ne de zamanı. Thank you.
bunun hesabını vereceksiniz. Orhun! Düşündüğümden daha da sersemmişsin sen. Hala kendince dolaplar çeviriyorsun. Bunca olanlara rağmen Orhun'un sana bakacağını mı düşünüyorsun? Aksine ben sizin düşündüğünüzden çok daha cesurum Afife Hanım. Henüz hiçbir şey bitmedi. Demirhanlılar kolay kolay pes etmezler. Bunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Biraz beni dinler misin? Doğru mu söylüyor? Sana hislerini itiraf etti, öyle mi? Evet ama... Hani aramızda sır yoktu? Geldi, sana açıldı. Ve hiçbir şey olmamış gibi aramızda yaşamaya devam etti, öyle mi? Seni sevdiğini ilan etmiş bir kadınla aynı çatı altında yaşarken... Sence benim de bunu bilmeye hakkım yok muydu? Bana hislerini söylerken konaktan taşınacağını da söylemişti. Seni seviyormuş. Seviyormuş, duyguları varmış. Afife Hanım'dan. Afife Hanım. Yüzüme bak. Bunlar şimdi konuşacağımız şeyler değil. Biliyorum. Kafan çok karışık. Ben de anneme çok öfkeliyim. Benim hissettiğim şey öfke değil. Bunların hepsini konuşacağız. Ama şimdi senden istediğim buradan gitmem. Şoför seni eve bırakacak. Ben hastanede Perihan Hanım'ın yanında kalmak zorundayım. Ona bir şey olmamalı. Aklımda sende kalmamalı. Anlaştık mı? Hayır. Eve gidip tek başıma kalırsam yine aynı kabusun içinde dönüp dururum. Daha kötü olurum. Zaten başımıza gelenler ortada. Şu anda Afife Hanım'ı da Neva'yı da görmek istemiyorum. Seninle kalacağım. Daha ne olup bittin doğru dürüst anlamadık. Tehlike kapımızda olabilir. Saçının teline bile zarar gelirse bunu kaldıramam. Evde güvende olursan içim rahat eder. Ne olur bırak seninle kalayım. Dedim ya, evde güvende olmam. Evde güvende olacağımı kim söylüyor? Ben sadece senin yanında güvendeyim. Başka bir yerde değil. Peki. Öyle olsun. Gelişme var mı? Odayı aldılar efendim. Ameliyatı kötü geçmemiş. Ama hala durumu kritik. Hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda. Doktoruyla görüştüm ama pek bir şey söyleyemedi. Bekleyip göreceğiz dedi. İyi misin? İyiyim. Bir anda geldi geçti. Bir saniye. Atıştıracak bir şeyler. Bir de su al. Hemen efendim.